Morris Sinasi, ya da doğum adıyla Musa Eskanezi. 1855 yılında Manisa'da nispeten fakir bir sefarat Yahudisi ailenin dört çocuktan biri olarak dünyaya geldi. Musa okuldan ayrılmak ve gençken çalışmaya başlamak zorunda kaldı. Musa yoksul ailesine katkı sağlamak için önceleri Yahudi mezarlığında bekçilik yaptı. Ama okur yazar olmadığı anlaşılınca İşten çıkarılan Musa, Manisa'da tütün sektöründe çalışmaya başladı. 14 yaşında difteriye yakalanan Musa, Hafsa Hatun davri şifasında tedavi görür ve iyileşir. Kısa sürede eğitimin değerini anlamıştı. 1870 yılında 15 yaşındayken sahip olduğu iki mecidiye parayla yeni fırsatlar bulmak için Mısır'a gitti ve İskenderiye'deki Garafollu adlı bir Yunan tütün tüccarı için çalışmaya başladı. Garafollo tütünün yanı sıra sigara üretiminde de bilgiliydi. Bu zeki, çalışkan, hırslı ve güdümlü genç adamı sevdi ve onu kanatlarının altına aldı. Yıl 1890'dı. Musa 35 yaşındaydı ve büyük hayalleri onu çok ileri götürdü. Sevgili patronu Garafollo'dan 25.000 ABD doları ödünç aldı. 1892'de ABD'ye göç etti ve Chicago fuarında tasarladığı sigara sarma makinesini sergiledi. O zamana kadar her bir sigara elle çekilmiş, kağıt ve tütün ayrı olarak satın alınmıştı. Bu yeni makine büyük ilgi gördü. 25 bin ABD doları tutarındaki kredisini ödedi ve kardeşi Solomon'a gönderdi. İki kardeş 1893'te New York'un Wall Street bölgesinde Solomon New York'a ulaştığında Broadway 120. caddede Shinasi Brothers Company, Shinasi kardeşler şirketini kurdular. Ünlü Virginia tütünü yerine Osmanlı'dan ithal ettikleri tütünü kullanmaya başlarlar. Markalarını doğal, yani doğal olarak sunan Shinasiler kısa sürede büyük bir başarı elde etmişlerdir. Sigara paketlerinde ise antik Mısır sembolleri vardır. Birkaç sene içerisinde milyoner olan Musa Amerika'da Morris ismini alır ve 1899'da Amerikan vatandaşı olur. Hala ayakta kalmayı başaran bu binada Türkiye'den ithal ettiği tütünleri kullanmaya özen gösteren Morris, Türk tipi sigaralarla kısa zamanda büyük üne kavuştu. Türkiye'den ama özellikle de Manisa'dan Amerika'ya işçiler götürdü. Morris 48 yaşına kadar bekar olarak yaşadı. Ticari ilişkileri dolayısıyla sık sık uğradığı Selanik'teki iş arkadaşı Joseph Ben Rubin'in kızı Loret ile tanışıp 1903 yılında evlendi. Victoria, Juliet ve Altina isimli 3 kız çocuğu ile Leon isimli bir de erkek çocuğu oldu. 1916 yılında ise sahip olduğu şirket haklarını Amerikan Tobago Kampanya'ya satarak iş hayatından çekildi. Solomon Şinasi 1919'da kalp rahatsızlığı sonucu hayata veda etmişti. Morris Şinasi ise 1928'de vefat ettiğinde 5 milyon dolarlık servetinin 1 milyon dolarını memleketi Manisa'da bir hastane kurulması için bağışlamıştı. Çocukluğunda yaşadığı hastalığı ve Manisa'da Hafsa Sultan Darü şifasında iyileşmiş olmasını unutmamış olsa gerek, kendini borçlu hissetmiş olmalıydı belki de. Kendince difteriden ölmüş olsaydı, hayatı çocukken son bulacak ve onlarca yıl yaşamamış olacaktı. Kendince bunu bir borç olarak gördü ve vasiyetinde bir hastane kurulması için servetinden bağışta bulunmuştu herhalde. Morris, bunun için 1 milyon dolarlık bir fon tahsis etti. Morris, Chemical Bank of New York'u da muhtemet tayin etti. Morris'in vasiyetindeki paranın 800 bin doları Manisa'daki hastanenin yapımı için harcanırken geri kalan 200 bin dolarıyla devlet tahvili alındı. Bu tahvilin getirisi olan 33 bin dolar her yıl iki taksit halinde Morris Sinasi Çocuk Hastanesi'ne gönderiliyor. Kurulduğu yıllarda bahçesinde Sebze yetiştirecek alanları, kendi kümesinde üretilen yumurtası ve ahırları olan hastanede yataklı olarak tedavi edilen çocukların et, süt, yumurta gibi ihtiyaçları da buralardan temin ediliyordu. Hastanenin başhekimine ait makam arabası olarak bir faytonu, ambulans olarak da bir at arabası vardı. Zaman içinde hastanenin bu geniş bahçesi Diğer kamu binaları tarafından işgal edildikçe küçüldü ve bugünkü halini aldı. Morris ilerleyen yaşlarında da anavatanı Türkiye'yi hiç unutmadı. New York Riverside 351'deki görkemli malikanesinin birçok odasını Türk stilinde döşeten Morris banyosunu da Türk hamamı tarzında kurnalı olarak inşa ettirdi. Yıkılması yasak olan bu bina daha sonra okul olarak kullanıldı. Son yıllarda da Kolombiya Üniversitesi profesörlerinden birine satıldı. 15 Ağustos 1933 tarihinde düzenlenen bir törenle hastane açılışı yapılmıştı. Kendisinin yakılan bedenine ait külleri ise hastane duvarındaki Morris Şinasi'nin doğduğu şehre hediyesidir ibaresinin bulunduğu anı plakasının arkasına gömüldü. Günümüzde ABD borsasındaki gelirin bir kısmı her yıl düzenli olarak hastaneye bağışlanmaktadır. Hastane, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi bünyesinde Mori Sinasi Çocuk Kliniği ve Hizmet Binası adı altında halen hizmet vermektedir. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki Mori Sinasi'nin Philip Morris markasıyla hiçbir bağlantısı yok. İnternette çıkan bu tür şeyler ya birinin uydurduğu ya da birinin benzetmesinden doğan yanlış bir bilgi.